Arkadaşlar merhabalar. Bugün de kahvaltıdayız. Ama bugün bir misafirimiz var. Aman da sürmeli gözlüm benim. Öbürü de atlamaya çalışıyor. Bir tane daha var orada da. Orada kutusundan çıkıp gelmeye çalışıyor ama. Şimdi biz bugün bununla kahvaltı edelim dedik, sohbet edelim dedik, yalnızlıkla ilgili konuşalım dedik. Güçlü kadın olmakla ilgili konuşalım dedik. İşte korkulardan nasıl kurtulabiliriz? Ben hani doktor değilim, psikolog değilim. Yani ben öyle bir şey değilim ama benim hayatta gördüğüm tecrübelerim var. Hani ben şuna inanırım. Mesela çok okumak mı, çok yaşamak mı, çok görmek mi? Evet, çok yaşamak, çok görmek. Her şeyi hemen hemen tecrübe edinirsiniz. Ama okursunuz okursunuz hiçbir şey tecrübe edinmezsiniz. Çok zor. O zaman gerçekten olmuyor. Yaşadıkça her şeyi öğreniyorsunuz arkadaş. Öbürü de bunu istiyor. Bak nasıl bağırıyor oradan. Böyle yumrukluyor şeyi ya. Hayır Zuzucuğum. Bir saniye geliyorum. Öbürünü de getireyim göstereyim size. Hayır. Şunu da kapatalım da. Heh. Merhaba arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Merhaba de. Merhaba de. Hayır yemeğime girme. Burada otur. He. Görüyor musunuz? Bu da bir cırtlak. Hiç susmuyor hiç. Sen nereye? Burada. Bunu bıraksam şimdi kamerayı kapatır bırakmıyor. Bir deneyeyim bakayım. He. Otur. Oturun işte böyle beraber. Sohbet edelim. Şimdi güçlü olmak. Benim bir felsefem vardır. Yani çok şey yaparım bu. İnanırım çok doğru bir laftır. Öldürmeyen şey güçlendirir diye. Gerçekten öyledir. Bir de benim kendi bir felsefem vardır. O da şudur. Güldür güçlü ol. Üç tane büyük G. Güleceksin, güldüreceksin, güçlü olacaksın. Bak, bak, bak. O yüzden bu felsefe beni ayakta tutan, hiçbir zaman umudumu kaybetmem, ümidimi kaybetmem. Yalnızlığa gelince gerçekten ben yalnız çok mutluyum. Kalabalık yapamıyorum. Çok kalabalığın içinde büyüdüm, çok kalabalıklara girdim. O yüzden pek kalabalığın içinde yapamıyorum ben. Yalnız olduğunuz zaman daha az üzülüyorsunuz, daha az stres oluyor, daha az kavga oluyor. Ne bileyim, daha az kalbiniz kırılıyor. Yani insanlarla biraz anlaşmak, insanlarla çok zor. Ya da ben yapamıyorum. Bak bak, nereye gittin şimdi sen? Madem gideceksin niye bağırıyorsun? Bak her yeri upuzun bir boynu var. Her yeri keşfetmeye çalışıyor. Böyle uzatıyor boynu oraya bakıyor oraya bakıyor. Buraya gel 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 gel. Mesela korkmayın. Yani yalnızlıktan korkmayın. Yalnız Allah var yani. Yalnız değiliz ki biz. Ben böyle mecburi birliktelik yaşayan kadınlara mesela ben çok üzülüyorum. Kendilerini güçsüz düşünen. Tek başlarına bir şey yapamayız. Biz bir şey beceremeyiz. İşte sevgilim olmasa, kocam olmasa, eşim olmasa hiçbir şey yapamam, yaşayamam diyen bayanlara ben çok üzülüyorum. Zaten erkeklerin çoğunun taktiğidir. Yani senin bütün böyle özgüvenini yitirmeni sağlar bazı erkekler. Ondan sonra özgüveni yitirdikten sonra sen hep ona böyle kendini muhtaç hissedersin. İşte bu tuzağa düşmeyin. Ben yaşamıştım bunu evliliğimde. Böyle bir sene falan, böyle bir iki sene falan bu tuzağa düştüm ama ondan sonra kendimi toparladım. Mesela benim mesela evliliğimi bitiren önemli bir faktör anlatayım size. Bu mesela bunu yapmayın. Mesela ben yemek yapmayı bilmezdim. Benim eşim de yemek çok severdi. Çok titizdi. Böyle evin temizliğiyle, şuyla, buyla, her şeyle böyle böyle hani gündelik çıkarılar gibi sanki böyle maaşlı. Günlük parayla böyle ev temizle gidiyormuş gibiydim. Durmadan böyle ev temizle, onu yap. Televizyonda ne varsa, hangi işte o gün yemek yapılıyorsa onu yap. Böyle o kadar büyük, o kadar zor böyle şeyleri yapmaya çalışıyordum ki, hani zannediyordum ki o sadece hani yemek yemeyi seviyor, temizlik. İşte bunlar kadınlık görevi değilmiş. Mesela ben gün akşama kadar mutfakta uğraşırım. İnanır mısın? Her şeyi yapardım. Akşama kadar mutfakta uğraşırdım. Ondan sonra akşamleyinde bakın ne kadar kötü, ne kadar cahillik işte. Aynı böyle kızartma kokan kıyafetlerle yatağa girerdim. Olur mu? Olmaz. Akşam kocan işten geldiği zaman süsleneceksin, bakacaksın kendine. Seviyorsan kocanı yani güzel gözükeceksin ki dışarı gözü bakmasın yani, değil mi? Tabii bunu çok sonra anladım.
Böyle bir evlilikti. Bunu yapan kadınlar çok var. Oturuyor akşama kadar temizlik yapıyor. Üstü deterjan kokuyor. Ondan sonra üstü yağ kokuyor, yemek kokuyor, soğan kokuyor. Gidiyor akşam kocası geliyor, kocasının koynuna giriyor. Olmaz. Süsleneceksin, püsleneceksin. Kocanı dışarıya salmayacaksın. O zaman gözü kimseyi görmez. Zaten sizi severek evlenmedi mi? Severek evlendi. Değil mi sarı civciv? Senin ne güzel gözlerin var ya. Maşallah sana. Mesela bunu yapmayın. Ondan sonra kocanızdan şüphelenmeyin. Onu takip etmeyin. Ben yaptım, takip ettim. Bir kere şüphelendi. Hiçbir şey yakalayamadım. Sonra kendime küstüm ya. Vallahi böyle. Ne bileyim ya. Ben de bir ruh hastası mıyım? Neyim ki? İşte bunları yapmayın. Yalnızlıktan korkmayın. Eğer gerçekten kötü bir insanla evliyseniz, kötü bir insanla birlikteliğiniz varsa bence yalnız yapabilirsiniz. Hiçbir zaman kimseye gebe değilsiniz. Bakın ben neler neler yaptım. Benim kitabımı alıp okursanız, durun kitabımı göstereyim size, kapağını falan görün en azından. Bir saniye getiriyorum. Evet. Bu benim kitabım. Böyle şeyler anlatılmaz. Yani mutlaka okumanız gerekiyor bu kitabı. O kadar çok şey öğreneceksiniz ki, özellikle güçsüz kadınlar kendilerini, yani güçsüz demek istemedim, pardon. Kendilerini güçsüz hisseden, hiçbir şeyi başaramam ben, tek başıma hiçbir şey yapamam diyen bayanlar, lütfen bu kitabı alın okuyun. Bu o kadar çok şey öğretecek ki size. İnanamazsın ve bu gerçek bir hayat hikayesi. Mutlaka bunu alın okuyun. Benim kitabım, ben yazdım. Allah'tan başka bir korkum yok. Her şey Allah'tan. Allah ne derse olur. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kendinize önce Allah'a güveneceksiniz, sonra da kendinize güveneceksiniz. Kendinize olan güveninizi hiçbir zaman kaybetmeyin. Hiçbir zaman. Eğer kaybederseniz eyvah eyvah. Yani mesela o kadar zor günler geçirdim, o kadar zor şeyler geçirdim ki hiçbir zaman bu haplar var ya, hani beyni uyuşturuyor seni böyle, unutturuyor veya işte psikolojik ilaçlar, hiçbir zaman kullanmadım. Sadece bir kere düşündüm annemi kaybettiğimde. Annem o kadar çok düşkündüm ki anneme ve annem ani öldü beyin kanamasından, tansiyon hastasıydı. Aniden ölünce yani o acıyı anlatamam. Allah herkesin ölmüşlerine Allah rahmet eylesin. Benim anneme de Allah rahmet eylesin. Kendime gelemiyordum. Çığlıklar içinde ağlıyordum. Her gece çığlık çığlığa ağlıyordum. O kadar zordu ki benim için. Onun bir türlü kabullenemiyordum onun öldüğünü. Çünkü çok hayat dolu bir kadındı. O zaman işte doktorumu aramıştım. Benim bir ortopedi doktorum arkadaşım vardı. Hem de ortopedik bir sorunum vardı. Onu halletmişti. Onu aramıştım. Ben dayanamıyorum Ahtem demiştim. Ben ne yapacağım demiştim. Çok çok zor. Uyku uyuyamıyorum. Sürekli ağlıyorum. Ne yapacağım? Ben psikoloğa gitmek istiyorum. İşte senin tanıdığın var mı? Hayır dedi Dilara. Senin annen öyle şurada daha 3-4 ay oldu dedi. 6 ay bekle. Eğer 6 ay içinde şey yapamazsan, atlatamazsan 6 ay sonra bir daha düşünelim bunu dedi bana. İyi ki de onu dinlemişim. İyi ki de gitmemişsin. Yoksa ben de şimdi haplara başlıyordum. O zaman yani. Her şey unutuluyor. Her şey unutuluyor. Bütün kötü şeyler unutuluyor. Bütün kötü. Ya mesela kemoterapi alırken o kadar büyük acılar çekiyordum ki Allah'ım, yerlerde, ay yerlerde sürünüyordum. Sabahlara kadar gece sitenin böyle şeyine çıkıp inleye inleye, bağıra bağıra ayaklarımdaki ağrıların, ayak bileklerimdeki ağrıların geçmesi için böyle sanki bağırınca geçecekmiş gibi böyle resmen anırır gibi bağırıyordum yani. Bütün sitede Allah razı olsun anlayışla karşılıyordu. O kadar büyük acılar ki, bana deseler ki dünyadaki en kötü şey ne? Hani senin için dünyanın en kötü şeyi ne? İnanır mısın, dünyanın en kötü şeyi benim için kemoterapi almak. Hani bu hastalığı yaşayan bütün kaderdaş arkadaşlarım hepsi bilir. Dünyadaki en kötü, en büyük acı, sana acı veren şey kemoterapi almak gerçekten. Allah düşmanımı bile vermesin bu hastalığı. Allah kimsenin iyi olan, iyi kalpli olan hiç kimseye böyle şeyler göstermesin. Çok zor, baş etmesi çok zor. Bunlar da hep tek başımaydım. Kardeşlerim vardı, Allah razı olsun, ama biri Antalya'daydı. Ben o zaman İstanbul'daydım. Biri iki tane çocuğu var, biri küçücük daha zaten.
bir taraftan da çalışıyor. Başkaları biraz baktı, oğlum biraz baktı. Hani zor günler geçirdim, hiç isyan etmedim. Hiçbir zaman pes etmedim. Allah da bana bunun karşılığını verdiğini düşünüyorum. Yani bu güzellikleri benim pes etmeyişime, sürekli şükretmeme ve hiç isyan etmememe bağlıyorum. Gerçekten ben hiç isyan etmedim. Hiç o zaman da o acıları çekerken de öpüşek mi? Öpüşek mi? Yani ben her şeyi, inanır mısınız, her şeyi buna bağlıyorum. Hiç isyan etmedim. Neden ben demedim? Çünkü herkes olabilir. Ama bir şey söyleyeyim mi? Benim bu hasta halimle bile beni şurada o kadar üzdü ki ben onu anlatacağım size. Ve şu an hala onun sıkıntısını yaşıyorum. Bu evle ilgili sıkıntı. Yani çoğu insanı da böyle ilgilen, yani çoğu insanın da başına gelebilecek bir şey ve inanır mısın? Öyle bir üzdü ki beni. Yani şu güzel günlerde, şu da bu keyfini çıkarmak varken, ne bileyim, güzel şeyler yaşamak varken büyük kötülük yaptı bana. Çok büyük kötülük yaptı. Şu an benim evim mühürlendi, biliyor musunuz? Burası şu an mühürlendi. Ama ben size onu anlatacağım. Mühürlendi ama tabii çıkmak zorunda değilim. Prosedürleri var, şeyleri var. Ama benim hiçbir suçum yok, hiçbir bilgim yok. Bunların hepsini size anlatacağım. Bu ayrı bir video olacak zaten. Ama beni hiçbir şey yıldıramaz. Ben bir de neye inandım biliyor musunuz? Her başınıza gelen her bir musibette hep hayırlı bir şey olacağına inandım. Yapılan her kötü şey, sana biri, hani bana öyle oldu. Bana biri kötülük yapmak istediği zaman inanır mısın? O kötülük yapmak isterken o kötülük bana iyilik olarak dönüyor. Ya inanır mısınız? Yani ben bunu hep yaşadım. Lütfen kitabımı alın okuyun. Hani ben kitabı ay satayım da para kazanayım falanından değil. Ya asla öyle bir şey değil. Ama bu kitabı okumanızı istiyorum. Size çok şey katacak. Çok şey öğretecek. Ve su gibi akacak. O kadar anlatımı, yazımı kolay ki. Ne? Ye. Evet arkadaşlar. Bugünkü sohbetimiz bu kadar. Şimdilik. Öbürü telefonun arkasında oturuyor. Akıllım gelse buraya otursa ya. Siz de görseniz. Durun ben alayım bir daha onu. Gel. Otur. Ay. Otur orada. Şimdi bana diyen şey çıkacak. Ay ne pissin. Yemek yediğin masaya işte civcivleri koydun. İşte kakalarını yapıyorlar filan falan diyeceksiniz. Valla ne derseniz deyin, kusura bakmayın. Tavuğun yumurtasını yiyorsun. Tavuğunu yiyorsun. Ne olacak şimdi, benim yemeğim üstünde de bir şey yapmıyor. Ama bu da büyük bir zevk ya. Çok büyük bir zevk gerçekten. Neye bakıyorsun sen? Çirkin, biraz geri dur da gözük. Kara tavuk seni. Gel böyle gel. Bak bak, bu oturdu bile. Bu tündü, bu tündü, bu tündü. Bak tünedi, bu tünedi. Sen de buraya gel, bak bak bak. Ha, gitti. Ama bu çok tatlı bu. Acaba ben bunu evde mi büyütsem ya? Ben bunları bıldırcınların arasına koymuyorum. Bıldırcınlarla beraber bunları aldım. Öbürü karışmış zaten bıldırcınların arasına. Bir de bunu gördüm. Böyle gözleri böyle sürmeli, böyle değişik bir şey. Ondan sonra dedim ki bana bunu da ver. Ama bu ne tavuğu bilmiyorum arkadaşlar. Gücünü öpeyim mi gücünü? Oh, çok tatlı. Ay, kendimden geçiyorum ya. Yemin ediyorum şu hayvanlarla böyle. Kendimden geçiyorum. Öbürü de nasıl kıskanç kıskanç bakıyor orada. Yeter mi? Böyle arkadaşlar. Neymiş felsefemiz? Gül, güldür, güçlü ol. Güleceksin, güldüreceksin, güçlü olacaksın. Felsefemiz bu arkadaşlar. Öldürmeyen şey güçlendirir. Bir de o. Evet, bugünkü yayını beğendiyseniz beğene tıklayın, likelayın, abone olmayı unutmayın, sağdaki zile basın, yeni videolarımdan bildirimler gelsin sizlere. Ben de bu arada kahvaltımı edeceğim, çayımı koyayım. Bunlarla birlikte mi etsem diye bir düşünüyorum ama. Etmeyeyim ya, kendi kendime edeyim. Bunlar şimdi bir şey yapar, bir şey yapar. Ondan sonra karnım aç, zaten aç kalırım. Ay. Bak bak bak.
Bak, hayır, gagalama telefonu. Çak koydum, yana bakıyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Çocuklarınıza da seyrettirin. Onlar da sever. Benim böyle yemek yerler, biliyor musun? Kahvaltı etmeyen çocuklar. Hani böyle zor beslenen, zor yemek yiyen çocuklar var ya, bunu böyle seyrettirin, yesinler. Tamam mı? Yiyin bakayım. Bak, civcivler de yiyor bizde. Hadi siz de yiyin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.